Paris'te bulunan konteyner kenti birbirine kattı. Kendilerine ait olmayan boş konteynerlara izinsiz olarak yerleşen mülteciler güvenlik güçlerine taşla saldırdı. Bravo onları. Polis memuru atılan taşlardan yaralanırken konteyner kent içerisindeki polis araçlarıyla idari binanın camları da kırıldı. Maliyetleri 150 milyon doları bulan Suriyeliler en son kendilerine 400 dolar limitli kredi kartı verilmeleriyle gündeme gelmişti. Onların arkasında Amerika var. Bizim arkamızda kim var? 20 bin dolar karşılığında Suriye'de isyan çıkaranlar Türkiye'de de boş durmuyor. Bazı çevreler tarafından terörist olarak nitelendirilen mülteciler taşla saldırdıkları 3 polisi yaraladı. Kavak pezemekler. Burası kilit... Boynuzlu pezemek onlar. Terörist bile olamaz. Orospu çocukları. Akşam saatlerinde bir grup Suriyeli boş konteynerlere izinsiz yerleşti. Çıkmaları istenince olay sizin çıkardı. Sizin çıkabınızı, dininizi, imanınızı ben ne yapayım bilmem. Polis taşlı saldırıya maruz kaldı. Olayda 3 polis çeşitli yerlerinden yaralandı. Alanda bulunan polis araçları ve idari binanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve polis sevk edilince taşkınlık çıkaranlar kendiliğinden teslim oldu. Yakında Tayyip Erdoğan'ın bilmem nesini ne yaparlarsa için o zaman akılları başına gelir. Limitli banka kartı verilmeleriyle gündeme gelmişti. Ve son bir not. Aylardır Türkiye'de bulunan mültecilerin toplam maliyeti 150 milyon doları buldu. Az bile olmuş. İyi ediyorlar.